Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere bilgisayarımızda dosya nasıl gizlenir? Resim içeriği, resim dosyaları, zip dosyaları, herhangi bir dosya bilgisayarınızda saklamak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla saklama adına bir takım işlemler yapılıyor. Bunu hemen göstereceğim sizlere. Saklayacağınız yeri belirleyin öncelikle. İstediğiniz yer olabilir. Masaüstü de olur. CD diskleri de olur. Burada göründüğü gibi arkadaşlar. C diskini seçiyorum ben. Saklayacağım dosyalar için bir klasör oluşturuyorum denemek için. Adını deneme koyuyorum. İçine de herhangi bir dosya koyalım. Mesela Word dosyası koyalım. Bunlar bizim saklayacağımız dosyalar olsun. O mantıkta koyuyorum. C diskine koyduk. Deneme diye koyduk. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar. Başlat çalıştırdan kısa yolu Windows kısa tuşu ve R tuşları arkadaşlar. Apt-Rip yazıyoruz buraya. Apt-Rip artı R artı H artı S. Bir boşluk bırakıyoruz. C yazıyoruz disk bölümünü belirliyoruz. Ondan sonra deneme diye belirlediğimiz klasör adını yazıyoruz arkadaşlar. Bu şu anda bizim saklama kodumuz arkadaşlar. Ben bu kodları zaten videonun altına da vereceğim, belirteceğim. Şimdi OK diyorum. Tamam diyorum. Bakalım ne olacak deneme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kayboldu. Şu anda dosyalarımız görünmez oldu, gizlendi arkadaşlar. Bu dosyayı tekrardan görünür hale getirmek için aynı işlemi farklı bir şekilde yapacağım. Eksi koyacağız bu sefer de. Apt-Rip R eksi R tire R tire H tire S boşluk C diskin C diski yazıyoruz. Sonra deneme yazıyoruz. Klasörümüz oydu. Şimdi enter'lıyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Yanlış bir şey oldu. Tekrardan bir bakalım. Evet. Apt-Rip şeyi yanlış yazmışız. Şimdi evet. Şimdi doğru. Deneme klasörümüz gördüğümüz gibi arkadaşlar geri geldi. İçinde dosyalarımız da var. Ben buraya not almıştım işlemler için. Not defterimde. Burada yazıyor zaten. Gizlemede artı ibaresini koyuyoruz. Göstermek için de eksi arkadaşlar. Yani gizlemek için artı koyuyoruz. Tekrar görünür hale getirmek için eksi koyuyoruz arkadaşlar. Tire. Ondan sonra yapacağımız işlemler bunlar arkadaşlar. İstediğiniz kadar dosyayı gizleyebilirsiniz. İstediğiniz dizinde. C olur, D olur, E olur. Farklı dizinlerde olur. Önemli olan o dizinin yolunu yazmanız arkadaşlar. Mesela download klasörü yolunu yazıyorsunuz. Burada saklayacaksınız bir dosya. Bu şekilde yolunu göstermiş oluyorsunuz. C diski, biraz önce C diskini kullandık biz zaten. Deneme gördüğümüz gibi onu sileyim. Dosyalarınızı, klasörlerinizi, görünmesini istemediğiniz dosyaları bu yöntemle gizleyebilirsiniz, gösterebilirsiniz. İhtiyacınız olmadığı zaman tekrar gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için bir bat dosyası da yapılabilir aslında şey için komutları girip parametreyle yapılabilir. Onu belki kendim yapıp bir ara paylaşabilirim. Ama manuel olarak bu şekilde daha hızlı yapılıyor. Zaten kodu öğrendiğiniz zaman işlem de o kadar kolay olacaktır. Klasör gizleme, dosya gizleme, gösterme metotlarını anlattım arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur sizin için. Siz de kullanırsınız artık bu yöntemi. Şimdilik bu kadar benden. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Saygılarımla.